Merhaba. Ben Hacettepe Üniversitesi'nden geliyorum, Çiğdem Özenirler. Kadri Hocam'la beraber doktoramı tamamladım geçen sene ve hala Hacettepe Üniversitesi'nde çalışıyorum. Benim çalışma konum tozlaşma ve tozlaştırıcı arılar. Yani sizlerin bakım yaptığınız bal arıları dışında diğer arılarla ilgili de çalışmalar yapıyorum. Burada aslında sabahki oturumlarda da bahsedildi. Polinasyon nedir? Biraz önce de bahsedildiği gibi olgunlaşan erkek organdan dağılan çiçek tozlarının çeşitli vasıtalarla dişi organın tepeciği üzerine gelmesi ve sanırım siz mayalanma diyorsunuz, tozlaşmanın gerçekleşmesi. Peki burada önemli olan şey ne? Bitkilerde şunu biliyoruz, ya aile arasında çiftleşmenin gerçekleşmesi ya da farklı bir aileden olması. Biliyoruz ki insan topluluğu için de bu geçerli. Aynı aileden insanlarla evlendiğiniz zaman çocuklarınızın engelli olması ve farklı özelliklere sahip olması daha mümkün. Ancak bu farklı aileden bir evlilik yapıldığında çok daha sağlıklı yeni nesillerin, yeni çocuklarınızın olması demek. Bitkiler içerisinde de aslında aynı şey geçerli. Peki yine bahsettiğimiz gibi nektar ve polenden bahsettik. Arılar neden nektar ve polen topluyorlar? Nektar önemli bir şeker ve su kaynağı. Polen ise protein kaynağı. Yani polen toplayarak bizim et yememiz gibi böcekler de, arılar da yavrularına besin götürmüş oluyorlar. O yüzden de çiçeklerden polenleri topluyorlar. Burada gördüğünüz bal arısının vücudunun üzerinde birçok polen mevcut. Biraz önce bahsettiğimiz gibi bu bir gene bu gördüğünüz mor top dikenlerden bir tanesi sirsiyu. Ve üzerindeki bal arısında da gördüğünüz gibi hem suratında hem vücudunda kanatların üzerinde bile polen taneleri var. Burada biraz önce de söylediğim gibi polen veya nektar toplamak için arının çiçeği ziyaret etmesinin esas sebebi, birinci sebebi önce kendini doyurmak. Arkasından ikinci sebep ise yuvasına bunlardan götürmek ve oradaki yumurtalarına besin sağlamak. Burada gördüğünüz de aspir bitkisi ve üzerinde gördüğünüz bal arısının bacaklarında topladığı polenler var. Aspir bitkisi burada var mı bilmiyorum. Var. Bu yağlı tohumlu bir bitki, yani yediğiniz çekirdek gibi yağ çıkarılabilen tohumlara sahip. O yüzden de hem biyodizel üretiminde kullanılabiliyor, hem de yemeklik yağ olarak bizim ülkemizde kullanılıyor. Belki burada da kullanılıyordur. Burada gördüğünüz gibi arının bacaklarında topladığı polenler var ve sonrasında aslında sizlerin çok daha iyi bildiği gibi yuvaya götürüp bunları petek gözlerle depoluyorlar. Petek gözlerle depolarken de amaç ne? Yine yavruları beslemek. Bundan sonraki slaytta size şunu göstereceğim. Bunlar bal arısının yaptığı, polen topladığı ve yuvasına getirdiği şeyler. Burada gördüğünüz ise yabani arı olarak bildiğiniz diğer arılar ya da bizim memleketimizde eşek arıları denir. Yani bal arısı olmayan diğer bütün arılara dendiği gibi. Burada gördüğünüz siyah, neredeyse bir parmak büyüklüğündeki arılar genellikle ağaç kovuklarına ve bitkilerin kurumuş dalları içerisinde yuva yapıyorlar. Bunlar sizin baktığınız arılardan farklı olarak kocaman bir koloni oluşturmuyorlar. Sadece küçük bireysel yuvaları var. Burada yapılan şey de ise şu mevcut. Burada ergin arıyı gözlüyorsunuz. Burada da larvasını. Burada bitkinin kurumuş bir bitki parçası bu. Ve burada polen depoları, çok iyi çıkmıyor sanırım ışıktan ötürü, özür dilerim. Polenleri depoluyorlar ve içerisinde bir yumurta bırakıyorlar sadece. Sonrasında yine bal arısı gibi aslında bunlar da diğer baharda yeniden erginleşip uçuşa çıkıyorlar. Burada gördükleriniz de aslında daha olgunlaşmış hali. Burada daha net bir görüntü var. Yine gördüğünüz gibi bunlar arılar tarafından, o büyük siyah zilokopa adı verilen arılar tarafından yapılmış. Ve bunlar da bal arısı kovanından topladığımız
polen depoları gibi arı ekmeği olarak da adlandırdığımız, bir bilet olarak da adlandırdığımız aslında aynı nitelikte polen topluyorlar ve burada yine görüyorsunuz larva haline gelmiş. Yumurtadan çıkmış ve onu yiyerek bu hale gelmiş. Burada da biraz önce Kadri Hoca'nın sunumunda da gördüğünüz gibi yine polenleri teşhis ediyoruz. Buradaki amaç ne peki? Normalde evet arıları ne için besliyoruz? Bal elde etmek için ve arı ürünleri için. Peki diğer arıların doğadaki bize sağladığı faydalar nelerdir? Buradaki amaç da bizim buradan çıkarabileceğimiz, herkesin bugünlerde çok fazla söz ettiği, arılar yok olursa yaşamımız kaybolur. Neden? Çünkü bitkisel üretim azalır. Burada yapmaya çalıştığımız şey, çalışmamızın amacı da şu, diğer arılarla ilgili onların yuvalarını bulmak, onların yuvalarında depoladıkları polenleri teşhis etmek, hangi bitkilerden beslendiklerini gözlemek ve bu sayede de bu arıların bitkisel üretimde, organik tarımda, doğal üretim yaptığımız alanlarda kullanılmasına yönelik çalışmaları başlatabilmek. Bunları elbette biz başlatmadık. Bunlar çok uzun senelerden beri yürütülen çalışmalar. Örneğin burada da seracılık çalışmaları yapılıyor değil mi? Domates üretimi seralarda yapılıyor. Domates üretiminin seralarda yapılırken sizler hangi arıları kullanıyorsunuz? Bombus arılarını kullanıyorsunuz. Bombus arılarının nasıl geldiği biraz sonra tekrar bahsedeceğim. Bunların amacı nedir peki böyle çalışmaların? Aslında şunu bilmemiz gerekiyor. Bal arısını kovana sokan insanlar, diğer arıların da biyolojileriyle ilgili bilgi sahibi oldukça onları da farklı alanlarda kullanmaya başlar duruma geldiler. Burada düşündüğümüzde de elbette diğer arılardan bal elde etmeyeceğiz ya da propolis elde etmeyeceğiz. Ancak bizler için çok önemli bir kaynak olan hayvanların beslenmesinde ve hayvanlara bağlı olarak da diğer canlıların beslenmesinde etkili olan bitkisel tozlaşmayı ve sağlıklı ürün elde etmeyi amaçlayacağız. Burada şundan bahsediyoruz. Polen hangi yapılarla toplanır? Zaten sizler bunu biliyorsunuz, polenin hangi yapılarla toplandığını. Arılarınız kovana gelirken bacaklarında polen toplarıyla geliyorlar. Ama burada farklı olarak bir şey göstermek istiyorum. En sağda gördüğünüz arı aslında karnının altında topluyor polenleri. Buradaki amaç nedir? Aslında amaç demeyelim, sadece bu arının vücut yapısı buna uygun olduğu için karnının altında topluyor ve yuvaya bu şekilde getiriyor. Burada bunlardan hep bahsettik bugün ama yine kısaca anlatayım. Balda polen analizi nasıl yapılıyor? Hocam anlattı zaten sizlere, Levent hocam da anlattı. Buradaki önemli şey ne? Arılarınız gittiler, sadece nektar değil, polen de getirdiler. Bunu nektar toplarken polenle vücutlarındaki diğer tüylere yapışmış olarak da getirebilirler. Bunun dışında bacaklarında da getirebilirler. Ama bizim bulduğumuz şey ne? Balda polen analizi yaparak arılarınızın hangi bitkilerden beslendiğini tespit etmek ve bu kapsamda da işte günün başından beri bahsedilen daha çok bal nasıl elde edilir, arıların beslenme davranışlarını ortaya koyarak arttırabilmek. İkinci bir çalışma kolu da aslında bu benim çalışma konuma daha yakın. Entomopalinoloji olarak adlandırdığımız ki bu böceklerin genel olarak arıların ya da çalıştığımız diğer böceklerin hangi bitkilerden beslendiğine yönelik çalışmalar yapmak. Peki buradaki amaç ne? Yine tozlaştırıcı ajanlar olarak, tozlaştırıcı böcekler olarak hangilerini kullanacağımıza karar verebilmek. Burada yaptığımız şeylerden bir de ne? Aslında bal arısı kovanlarında yaptığımız çalışmalarda polen tuzaklarıyla polenleri topluyoruz. Sizler de yapıyorsunuz. Sanırım burada satışı da yapılıyor. Benim standlarda gördüğüm kadarıyla bu da ciddi bir iş kolu haline gelmiş durumda Azerbaycan'da. Bizim burada yaptığımız şeyde ne var? Bunların teşhisi. Yani yine sizin arılarınız hangi bitkilerden beslenmiş ve bu polenleri toplamışlar. Sonrasında yaptığımız çalışmalarda bunları ayırıyoruz renklerine göre. Renklerine göre ayırmamızın sebebi aslında sizler bunu biliyorsunuz. Belki arıcılıkla ilgilenmeyen diğer arkadaşlar için söyleyebilir sadece bunu. Bir arı uçuşa çıktığı zaman bal arısı kovandan çıktı. Genel olarak yani %95 oranında aynı çiçekler üzerinde, aynı tür üzerinde beslendikten sonra polenini toplar ve kovana geri döner.
O yüzden de bir polen topu, biraz önce aspirin üzerinde uçan arıyı hatırlıyorsanız, bacağındaki bir polen topu, polen yükü tek bir bitkiden gelir. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarda da biz arı traplarıyla, yani polen traplarıyla topladığımız polenleri birbirine karışmadan ayırarak, renklerine göre ayırt ederek, sonrasında da hangi bitkiye ait olduğunu bulup, en önemlisi de bu polenlerin protein miktarlarına baktık. Bu neden önemli? Hem sizin arılarınızı beslerken önemli, çünkü aslında polenden yaptığınız arı keklerini de veriyorsunuz arılarınıza. Ya da diğer arıların beslenmesinde de kullanılıyor bu, özellikle bombus arılarının. Bunların protein miktarlarına bakıp hangi bitkiden gelen polenin daha kıymetli olduğunu, proteince daha kıymetli olduğunu tespit edebiliyoruz. Bu sonrasında niçin önemli? Örneğin siz arılarınızı polene çalıştıracaksınız. Polen getirmeleri için bal değil, polen satışına yönelik çalışmalar yapacaksınız. Burada ne yapılabilir? Bu bitkilerin, yani proteince zengin bitkilerin, poleni proteince zengin olan bitkilerin yoğun olduğu yerlere götürürsünüz ve buradan aldığınız kaynak çok daha faydalı olur. Burada gördüğünüz aslında bal arısı dışında diğer arılar. Dünyada toplam 30 bin tür arı var. Bal arısı dışında. Çok büyük bir çeşitlilik mevcut. Burada gördüğünüz gibi bir bal arısı ve arı sütüyle beslenen bir bal arısı mevcut. Burada neden bahsedebiliriz? Zaten benim sizlere bal arısı hakkında anlatabileceğim sizden farklı bir bilgim yok burada. Arıcı arkadaşlarım için söylüyorum. Çünkü sizler zaten kovan baktığınız için çok daha hakimsiniz bu duruma. Benim size burada söyleyebileceğim tek şey şu. Bal arısını kovana almak ve arıcılık faaliyetlerinde kullanmak, bugün tanımladığımız arıcılık tanımına baktığımız zaman, yani bu tanım Türkiye'de de, ne yazık ki burada da aynı şekilde. Arı ürünleri eldesi için arılara bakmak, yani bal, polen, propolis eldesi için ve ana arı üretimi için kovan bakmak olarak tanımlanıyor. Ama Avrupa'da ve özellikle Amerika'da bu tanım böyle değil. Orada arıcının geliri genel olarak polinasyondan geliyor. Buradan nasıl geliyor? Örneğin badem ağaçlarının tozlaşması için badem ağaçları bakan bir çiftçi, arıcılar birliğine gelip diyor ki benim 20 hektarlık bir bahçem var. Buradaki ağaçlarım 8 yaşında ve çiçeklenme dönemini Şubat'ın 20'sinde bekliyoruz. Bu kapsamda da benim şu kadar koloniye ihtiyacım var. Bu kadar koloninin içerisinde de şu kadar çıtalı arı olması gerekiyor. Ve buradan kazandığı para, emin olun, Anzer balı satışınızdan kazandığından bile fazla. Hani bugün bu konu olduğu için söylüyorum. Anzer balı çok pahalı ve bu kapsamda işte biz arıcılık yapıyoruz ama bizim balımızı bu şekilde satamıyoruz. Emin olun, daha kısa sürede çok daha yoğun çalışma gerektiriyor. Evet, 20-30 gün içerisinde belki. Ama bunu sağlayabiliyorsunuz. Bu bizim ülkemizde de oturmuş durumda değil daha. Ama Avrupa'da ve Amerika'da çok ciddi paralarla yapılan ve arıcılığın, hani bal, polen, propolis gibi diğer ürünlerinden farklı olarak farklı bir iş kolu. Bunun dışında diğer arılardan bahsedeceğimi söylemiştim size. Bunlardan bir tanesi bombuslar. Bombuslar burada çok yoğun olarak var. Muhtemelen sizin arıcılık yaptığınız bölgelerde, yükseklerde, genel olarak su kenarlarında çok fazla karşılaştığınız arılar bunlar. Daha büyük, tüylü ve tek senelik koloni oluşturan arılar. Burada da gördüğünüz gibi aslında bombus arısının yuvasını görüyorsunuz. Yuvalar genellikle toprak altında oluyorlar. Toprak altında ve genellikle 80-100 bireyden oluşan arı kolonileri bunlar. Onlar da kendileri için bal topluyorlar, polen topluyorlar. Ancak bunlar bizim kullanabileceğimiz ticari boyutta şeylere sahip değiller ne yazık ki. Burada ortada gördükleriniz ise onların yumurtaları. Yine aynı şekilde yumurta, larva ve ergin olmak üzere farklı evrelerden geçerek uçuşa başlıyorlar. Burada gördüğünüz ise ticari bir koloni. Ticari koloniden kastımız nedir? Bunlar da bal arısı gibi aslında biyolojileri çözümlenmiş arılar. Biyolojisinin çözümlenmesi ne demek? Yani ne zaman yumurtlar,
Hangi koşullarda larva evresine geçer? Hangi koşullarda erginleşir? Hangi koşullarda kraliçe kış uykusundan çıkar gibi bilgilere insanoğlu sahip. Bu sayede de dünyada farklı üretici firmalar var ve bu firmalar laboratuvar koşullarında bir fabrika gibi bunların üretimini yapıyorlar. Ve sizler bir çiftçi olarak, mesela domates üreticisi olarak diyorsunuz ki ben şu tarihte şu kadar kovana ihtiyaç duyuyorum. Onlar size postalıyorlar ve geliyor. Ha, bu neye yarıyor? Dediğimiz gibi bal ya da polen üretimi için değil. Ancak bir domates serasında hormon kullanmadan, insan gücüne gerek kalmadan domateslerinizin sağlıklı, kaliteli bir şekilde tozlaşmasını ve çok iyi ürün elde etmenizi sağlıyor. Burada gördüğünüz ise yine bombuz kovanının içerisindeki durum. Burada da bir domates çiçeği üzerinde çalışmakta olan bombuz arısı görüyoruz. Peki bal arısı domates üzerinde çalışır mı? Domates çiçeği üzerinde. Seralarda çalıştırabilir misiniz bal arılarını? Bombuz arısının bal arısından farkı şudur. Daha soğuk koşullarda, daha az güneş alan yerlerde, daha farklı mevsimlerde de uçuşa çıkabilir. Domatesteki fark ise şudur. Domatesin çiçeğini görüyorsunuz, sarı olan çiçeği. Burada sallama hareketi denilen bir hareket var bombuzların yaptığı. Yani bombuz yine bir arı altı bacağıyla tutunuyor çiçeğe ve onu sallıyor. Bal arısı bu davranışı gerçekleştiremediği için domateslerde kullanılamıyor aslında. Ve ikincisi de dediğim gibi seralarda, yani plastik seralarda uçuşa çıkamadığı için. Bunun dışında bizlerin yürüttüğü farklı bir çalışmada, 2009 senesinde Afyon Karahisar'da yürütülmüş bir çalışmada, Napolyon kirazları ile ilgili bir çalışmaydı bu. O bahçelerde bombuz arıları ve bal arıları kullanıldı. Bunun sebebi de şuydu, gerçekten arıların olduğu yerde ve olmadığı yerde verim fark edecek mi? Daha kaliteli kirazlar üretebilecek mi çiftçi? Ve biz bunu gerçekleştiğini gördük. Oradaki çiftçiler de bunu biz orada alanda çalışıp gösterdiğimiz için, beraber yaptığımız için onlar da bunun bilincine vardılar ve artık yavaş yavaş meyve bahçelerinde arı kullanmaya başladılar. Şöyle söyleyebilirim, bombuz arılarıyla beraber yapılmış kiraz çalışmalarında neredeyse %25'e varan bir artış gözlendi. Bu %25'lik artış sadece kilo bazında, ondan bahsetmiyorum, kalitesinin yani çapının büyümesi, su oranının farklılaşması. Su oranının farklılaşması meyvecilikte önemlidir, burada yapanlar varsa biliyorlardır. Çünkü sizin burada yaptığınız, yetiştirdiğiniz meyveyi Türkiye'ye gönderebilmeniz için su oranının daha az olması gerekir ki yolda bozulması daha zor olsun. Bu da onun gibi daha iyi tozlaştığı ve döllendiği için aslında bu şekilde farklılaşmalar da kaydedildi. Bunun dışında sizlerin yine bildiği arılardan bir tanesi, muhtemelen gördüğünüz ama genel olarak küçük arılara sinek deyip geçebiliyoruz aslında. Ama bunlar da çok önemli arılar. Bunlar da toprak içerisinde yuva yapıyorlar. Muhtemelen sizler arazide çalışırken bunları dikkat etmişsinizdir. Toprağa girip çıkan arılar daha küçükler ve aslında dünyada 5000 türle temsil ediliyorlar. Çok ciddi bir sayı bu. Bunun dışında neler var? Duvarcı arılar diyoruz biz. Duvarların içerisinde kerpiç, burada da kerpiç mi acaba? Topraktan yapılan evler. Onların içerisinde delikler olduğunda mesela onların buralara yuva yaptığını gözlemleyebiliyorsunuz. Burada ama gördüğünüz şey kerpiç bir ev değil tabii ki. Bunlar insanoğlunun yine bu arıların biyolojilerini çözümlemeleriyle ortaya konmuş. Bakmışlar ki bu küçük yuvarlak kamışlar koyarsak bunların içerisinde onlar gelip yuva yapacaklar. Ve bu yuvaları yaptıktan sonra da yine erken baharda çiçeklenen bahçelere ben bu yuvaları koyarsam aslında uçuşa çıktıkları için tozlaşmaya yardımcı olacaklar. Burada gördüğünüz de yine bir megaşilit arısı ve üzerinde gördüğünüz polenler de yine aslında tozlaşmada ne kadar etkili olduklarını gösteriyor. Burada gördükleriniz de yine biraz önce bahsettiğim gibi farklı duvarcı arıların içerisinde bulunduğu cinste yuva yapılarını gözlüyorsunuz. Yuvanın içerisinde neler var yine? Polen depoları var.
Gördüğünüz gibi o sarılar yine polen depoları ve sonrasında yuvaya taşınan aradaki çamurları görüyorsunuz. Bunlar yuvayı tekrar bölümlere ayırıyorlar. Ve yanında da yine yumurtaları ve diğer besin maddelerini, polenleri gözlüyoruz. Bunun dışında farklı arılardan neler var? Mesela yaprak büken arılar diyoruz bunlara. Neden? Çünkü yuvaya, yani yuva yapacakları yerlere biraz önceki arılar çamur taşırken bunlar da yaprak taşıyorlar. Belki siz de böyle bir görüntüyle karşılaşmışsınızdır. Ya da böyle bir görüntüyle. Bunların yaptıkları da burada da gözlemlediğiniz gibi daha net gözüküyor. Yine doğal delikler içerisine gelip yapraklar aracılığıyla bölümlendirdikleri yuvalara yavrularını ve taşıdıkları polenleri bırakıyorlar. Ama bu arı biraz önce bahsettiğimiz karnında polen taşıyan arı. Ve o yüzden gördüğünüz gibi karnının altında sarı alan çok fazla. Çünkü polenle gelmiş. Peki bunlar ne? Bunlar da yine bizim kurduğumuz arı yuvaları. Sadece tozlaşma için gözlediğimiz arıları kendi bahçemize, kendi bulunduğumuz alana çekmek için yapay yuva alanları oluşturduk. Yani insanoğlu oluşturmuş durumda ve bu da yine evin bahçesinde asılmış bir arı yuvası. Bunun sebebi ne peki? Biraz önce bahsettiğimiz gibi yoncanın tozlaşmasında oldukça etkin bir polinatör. Aynı zamanda da bunlar da diğer biraz önce bahsettiğim bombus arıları gibi bal arılarına oranla daha düşük sıcaklıklarda polen taşıma özelliğine sahipler. Bizim yaptığımız çalışmalarda ne var peki? Öncelikle hani bir çiçek gerçekten böcekle tozlaşır mı tozlaşmaz mı buna bakıyoruz. İkincisi o kaynak bitki, nektar, polen ya da hem nektar hem polen kaynağı mı bunu tespit ediyoruz. Sonrasında oradaki diğer arılara ve bal arılarına bakıyoruz. Yani burada ne kadar çok arı var? Var mı gerçekten? Yoksa da bal arısı ya da farklı bir arı popülasyonu burada yükseltilebilir mi? Onu tespit ediyoruz. Bunları yaparken de aslında oradaki iklim koşullarını ve hava durumunu dikkate alıyoruz. Sonrasında da eğer burada üretim yapacağımız yerde yeterli miktarda doğal arı yoksa bal arısı getirmek ya da bombus yuvaları yerleştirmek gibi farklı çalışmalar yürütüp sonrasında da hedef ürünün yani domates olabilir, kiraz olabilir, karpuz olabilir, çilek olabilir ne kadar veriminin arttığına bakıyoruz. Aslında bu ne sizin memleketinizde ne de bizimkinde hiçbir zaman belki de daha doğrusu hiçbir zaman değil karşılaşmamız çok zor bir durum. Bunlar Çinli çiftçilerin arıların yokluğunda çünkü arılar artık yok orada. Tozlaşmayı elle sağlama çalışmaları. Bu şimdi bizler için çok imkansız görünen bir şey. Ama ne yazık ki yoğun pestisit kullanımı ve arı hastalıklarıyla ilgili yapılmamış çalışmalar, yanlış uygulamalar sonucunda sadece bal arıları yok olmuyor çünkü. Böyle düşünmeyin. Bal arıları yanında aynı zamanda diğer arılar da bu kullanılan pestisitler yüzünden, kullanılan ilaçlar yüzünden hepsi bir şekilde kaybolur ve popülasyon düşer duruma geldi. Bugün bombuslar için dünyada 250 türden bahsediyoruz. Ancak bu sayının daha önceleri daha fazla olduğu bilinen bir gerçek. Bu kapsamda baktığınızda İşte belki duymuşsunuzdur, mekanik arılar yapmaya çalışıyorlar. Pilli arılar uçacak, arkasından da tozlaşmayı sağlayacak. Şimdi bunlar çok uzak gibi geliyor. Ama tabii ki baktığınız zaman çok da mümkün. Ama bizim gibi biyolojik çeşitliliği çok yüksek olan yerlerde bizim yapmamız gereken tek şey bunu korumak. Arttırmaya yönelik bir şey yapmamıza bile gerek yok. Sadece korumak. Burada bahsettiğimiz şeylerde bir özetini yapmak istedim. Diğer arılar yani Apis mellifera, bal arısı dışında tozlaştırıcı olarak tarımsal üretimde kullanılan pek çok arı türü mevcut dünyada. Peki biz bunları kullanarak genel olarak hangi bitkilerin ekim alanlarında verim artışına daha çok sağlıyoruz? Bunların başına domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz, kabak, çilek, salatalık, meyvelerden yine elma, armut, vişne, kiraz, kivi, kayısı, şeftali gibi bitkileri sayabiliyoruz.
Bunlar biraz önce bahsettiğim bütün bu bitkiler arı varlığında, arıların tozlaştırıcı ajan olarak bulunduğu alanlarda çok daha yüksek verime sahip oluyorlar. Bir de size kendi bünyemizde yani Harüm'de Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kapsamında yaptığımız bu tip çalışmalardan bahsedeceğiz. Burada gördükleriniz benim doktora tez çalışmam aspir bitkisinin verimine olan arıların etkisiydi aslında. Yani arıların varlığında, arıların tozlaştırıcı ajan olarak kullanılması durumunda aspir bitkisinin verimi artacak mı, artmayacak mı bunu araştırdık. Bu kapsamda da üniversitemizin bulunduğu kampüs içerisinde böyle bir alan oluşturuldu. Bunlar seralar, ancak bunlar cam ya da plastik seralar değil. Sadece sinek geçmesin diye yaptığımız sineklikler var ya camlara, tül. Onlardan yapıldı. Çünkü güneş, nem yani yağış ve diğer rüzgarın geçebilmesi için önemliydi. Ve bal arısının uçuşa çıkabilmesi için oldukça yüksek yapıldı bunlar. Bunlar neredeyse 270 metre küplük alanlar. İçerisine eşit sayıda bitki ekimi yapıldı ve küçük kovanlar yerleştirildi. Hem bal arısı için küçük hem de bombus arıları. Burada amaç neydi? Kontrollü alanlar oluşturabilmek. Diğer ekim alanlarında ise içeride ormanın içerisinde kovanlarımız vardı. Bal arısı kovanları. Aspir ektiğimiz yerlere mi gelecekler? Yoksa arı için daha kıymetli olan mesela arı otu ektik. Çok kıymetli bir bitki arı için. Oraya mı gidecek? Yoksa gerçekten aspir bitkisini, bizim yönlendirdiğimiz bitkiyi tercih edecek mi? Buna baktık. Kapalı alanlarda başka bir kaynak olmadığı için arılar aspire gittiler. Oradan polen topladılar. Yuvalarından polenler bulduk. Ama bir şey gözlemledik. Aspirin poleninin protein oranı diğer bitkilere göre daha az. O yüzden arı zorunda kaldığında aspir bitkisine gidiyor. Ama dışarı ektiğimiz, biraz önce gösterdiğim arı otu gibi ya da farklı daha kıymetli bitkiler olduğunda elbette buna gitmiyor. O yüzden burada ama şöyle bir şey elde ettik. İki katına varan verim artışı. Yani arısız alanda 100 kilo aspir elde ediyorsam ben, aspir tohumu, arılı alanda 200 kilo aspir tohumu elde ettim. Bu çok önemli bir artış. Ama şunu biliyorum, aspir bitkisi seralarda yetiştirilebilecek kadar kıymetli bir bitki gözükmüyor şu anda. Belki ileride olacak, yağ bitkisi olduğu için. Ama şunu önerebiliyoruz biz çiftçilere, aspirin çiçeklendiği dönemde arıların uçuşa gideceği yerdeki bitkileri kesin. Ve siz buna yöneltin. Çok zor bir şey değil çünkü arı çok uzağa uçmaz, siz de biliyorsunuz. Besin varsa çok uzağa gitmez. Yakında bu besin varsa elbette bunları da çiçek, bunların da tozlarını birinden diğerine taşıyacaktır. Bir ikinci şey, biraz önce bahsettiğim kiraz bahçeleriydi aslında. Kiraz bahçelerinde de biraz önce anlattığım gibi verim artışına sebep oldu. Meyve tutumunda artış ve kalitede artışa sebep oldu. Domates zaten bugün bilinen ve bu 1980'den beri kullanılan bir yöntem, bombus arılarının şeyde kullanılması. Bunun dışında farklı bir uygulama, belki görenleriniz vardır. Arı otelleri, bir hotel olarak geçiyor yurt dışında. En son olarak bundan bahsedeceğim size. Farkındalık yaratmak ve bugün bizler bunun farkındayız belki ama yetiştirdiğimiz neslin de bunun farkına varması, arılarla haşır neşir olması için yapılmış uygulamalardan bazıları bunlar. Burada pek çok çocuk, bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, bal arısından haberdar. Çünkü bal yiyor. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Ama diğer arılardan bahsettiğiniz zaman pek çoğu doğaya çıkmamış. Doğaya çıksa bile bunun farkında olmayan pek çok insan var. Burada amacımız neydi? Bu bizim kampüsümüzde kurulmuş. Sol taraftaki bizim dersimiz kapsamında öğrencilerimizle yaptığımız uygulama. Diğeri ise dünyada yapılmış farklı bir uygulaması. Burada yaptığımız şey de neydi? Arı otel dediğimiz arıların, diğer yabani arıların yuva yapabileceği yerleri biz oluşturuyoruz. Ve onları aslında tuzak demek istemem, tuzak değil ama onları buraya çekmek ve bizim belirlediğimiz yaşam alanlarında yuvalarını yapmaya zorlamak da değil, sadece onların yuva yapması için yerler bulmak ve onları gözlemlemek. Nasıl gözlemlemek? Giriş çıkış saatlerini, hangi sıcaklıkta ne yaptıklarını, hangi bitkilerin polenleriyle döndüklerini gözlemek.
Arkasından bunu yaparken çocuklarla, gençlerle beraber aslında bu konu hakkında onlara bir şeyler öğretebilmek. Sonrasında da sezon sonunda aslında o yuva yapılarını, biyolojilerini arıyla ilgilenen herkese açık bir şekilde gösterebilmek. Bu kapsamda benim anlatacaklarım bu kadar. Çok teşekkür ederim. Çiğdem Hanım sağ olun. Kimin sualı var? Tozlama bari de. Buyurun. Mikrofonu da özünüz götürün de bir de. Yukarı konuklan sağacak. Məlumatınıza göre çok sağ olun. Ben sizden sormak isterdim. Biz nane deyirik. Belki de sizde miyata deyirlər bunu. Onun çiçeğine ben nəzarət edin gördüm ki, haradasa da belə deyək də, 100'e yaxın arı tökülübdür. Həmin arıların haradasa 70'i müxtəlif çeşitli vəhşi arılardır. 30'u orta hesaplama da belə. 30'u bizim öz arılarımızdır. Bu nədəndir belə ki, yəni ora vəhşi arılar ilə çox mütəşəkkil tökülür, ancaq öz arılarımız az. Bal arıları. Hangi çiçek dediniz? Nane. Nane'nin çiçeğini. Menta'nın, yani evet. Şunu yanlış anlamış olmak istemiyorum. Sizin arılarınızın... Yani bal arıları da. Bal arıları, evet. Menta'ya geliyorlar. Harika bir, deyelim ki 100'den 30'u gelmiyor. Bal arısıdır. 100 arıdan, oraya gelen uçan 100 arıdan, böyle deyelim ki nispet. Ha, evet. Şöyle düşünün, normalde geldikleri saatler aslında arıların, o çiçeklere, farklılık gösterebilir. Normalde bal arısı işte sabah çok erken saatte çıkmaz belki, diğer arılar biraz daha fazla olur. Güneş çoğaldıkça bal arıları da çoğalmaya başlar. Ama çok sıcak olduğunda bu sefer bal arıları tamamen kaybolur çiçekler üzerinden. Bazı çiçeklerin nektarları da bazı zamanlarda günün belli saatlerinde sıcaklıkla ve nemle orantılı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Sabah saatinde nektar çok fazlayken akşam saatine doğru azalıyor. Bu şeyde de eğer bal arısının geldiği saatte bunlar çakışmıyorsa, nektarın çoğaldığı saat, bal arısı bir süre sonra o bitkiyi tercih etmiyor. Çünkü geldiğinde az miktarda bal bulacağını biliyor. Diğer arıların dil uzunlukları daha farklı olabiliyor. O yüzden de daha derine inebildikleri için bal arısından daha çok nektar toplayabiliyorlar, az olsa bile. O sebeple de her arının tercih ettiği bitki çeşitlilik gösterebiliyor. O yüzden bu arıların olması sizin balınızı etkilemez. Bu arıların olması daha çok bitki olmasını sağlar bulunduğunuz alanda. Çünkü ne kadar çok tozlaşırsa, verimli tozlaşırsa, daha fazla sayıda bitki olacaktır bir sonraki sene. O bir de şöyle bir şey var, böyle çalışmalar da var. Normalde mesela o mor çiçekler var ya, siz kangal dikeni dediniz galiba. O dikenler üzerinde mesela çok fazla sayıda arı görebilirsiniz. Bir kere bir çiçeğin üzerinde 3-4 tane bal arısı çalışırken de görebilirsiniz. 3-4 tane biraz önce gösterdiğim arıdan da görebilirsiniz. Polen ya da nektar toplarken. Ama şöyle bir gerçek var. Eğer burada bal arıları varsa ve diğer arı geldiyse, diğer farklı bir arı, bal arıları uçar ve diğer çiçeğe giderler. Rahatsız olurlar bunda. O yüzden de ne kadar çok arı varsa o kadar çok çiçek ziyaret edilecek demektir aslında. Birbirleriyle rekabete girecek, rahatsız edecek ve daha çok bitki üzerinde beslenmelerine sebep olacaktır birbirlerine. Bir dakika bak. Benim bir sualım var, özür istedim. Özür. Bu, biz baktık 30 bin cür arı var, siz dediniz 30 bin evet. Cür. Ama bilmiyorum, deyirler ki entomofil bitkilerde tozlanmanın %80'ini bal arısı aparır. Bu ne kadar doğrudur? Bu reklam için mi deyilir? 30 bin arı olan yerde bir bal arısı %80'ini nece aparabilir? Şöyle düşünün, bal arısının gidemediği bugün hiçbir yer yok. Neden? Çünkü biz her yere gidebiliyoruz.
Yanımızda da taşıyoruz arılarımızı. Yani kapıdan geçerken sıkıntı olmadığı sürece arımızı her yere götürebiliriz. Bugün bakmak için buradan Türkiye'ye de götürebilirsiniz. O yüzden de bakımı yapılan ve yetiştiriciliği yapılan bir tür olduğu için sayısı inanılmaz derecede yüksek. Ve bu bahsettiğimiz üretimlerde diğer arıların bilincine varılmadığı için halen bu arılar götürülüp üretimin arttırılması sağlanıyor. Bir bombus, bir de bal arısı çok yoğun olarak yapılıyor. Ama bunun dışında ne yazık ki dünyadaki polinasyonla ilgili çalışmalar da yeterli düzeyde değil. O yüzden de diğer bitkilerin polinatörleri hakkında daha az bilgi sahibiyiz ne yazık ki. Bu reklam değil ama diğer çalışmalar az olduğu için ne yazık ki bu arılardan bahsediliyor sadece. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. İndi 5 dəqiqəlik çıxış üçün söz veririk Qurban müəllimə. Qurban müəllim deyir, mənə söz verməsəniz, buranı